Balık işi nasip işidir. İki gündür Amasra'dayız ama hava kapalı olduğu için balıkçı abilerimin hiçbiri denize açılamadılar. E tabi çalışma duruyor mu? Tabii ki durmuyor. Kimi takasıyla, kimi oltasıyla çalışmaya devam ediyor. Burada bir abimiz var oltasıyla, bakalım neler yapıyor, bize neler anlatacak. Gel. Selamünaleyküm abi. Selam. Nasılsın? Çok şükür. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Gelebilir miyim? Görüyorsunuz değil mi? Her şey sizler için, Bahar Kapı'da için. Geldim. Oh. Selamünaleyküm abi. Vay, nasılsın? Şükür. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim ya. Ne yapıyorsun abi burada? Şu an balık avlamaya çalışıyoruz. Tabii hava kapalı. Açılamıyorsunuz da. Açılamıyoruz. Bu teknenin sahibi ben değilim. Bunu belirteyim. Peki sen izin aldın mı? Aldık tabii canım. Balıkçı mısın abi? Yani normalde sıfatımda balıkçılık yok, hobi. Sen niye kara kara düşünüyordun az önce? Hani hava kapalı, ekmek yok bugün diye. Yok, mantara odaklandık. Ne mantarı? Mantar balık batırıyor ya. Ee? Oraya odaklanıyorsun. Mantar bunun ucundakine mi diyorsunuz evet, siz? Evet, samandıra. Yani bu oltanın ucundakinin adı mantar. Samandıra, evet. Ne yapıyor şimdi orada şimdi duruyor? O battığı zaman vuracaksınız, balık geliyor. Ha, o zaman şimdi balık geldiğini mesela, sinyal veriyor. Aynen bak, şu an oynuyor mesela. Balık yok. Balık şu an daha almadı. Abi senin adın ne? Hüseyin. Hüseyin abi, peki bu kıyılarda balık daha az değil mi? Az ama istarvit oluyor bu arada kıyılarda. İstarvit atıyoruz şu an. Açıklarda çinekop ama şu an yok maalesef. Gidemiyorsunuz. Hava kapalı diye mi abi? Dalga yok, yok aslında. Yok. Balığın girmesi lazım mendirekler içeriye. Biraz da şanslı gününde olacak. Balık işi nasip işidir yani, abi. Nasip, nasip. Aynen. Peki balığın geldiğini nasıl anlıyorsunuz? Nasıl geldi derken içeriye girdiğini mi? Evet. Yoksa... Nereden içeriye giriyor ya, balık? Balık zaten belli eder ama oltanıza geldiği zaman devamı gelir sürekli. Ha, onlar sürüyle geliyorlar. Bak, bu takım da ayrı. Çinekopun mu? Çinekop'un takımı ayrı tabii. O nasıl oluyor? Ona da buna bütün hamsi takıyorsun. Nasibinde varsa çekiyorsun. Abilerimiz açılıyor işte denize. Denk gelirsin, nasiplerinde varsa alıyorlar. Çinekop'u tek tek yakalanmıyor mu böyle oltada? Tek tek yakalanıyor işte. Takımı budur. Ama şu anda gelmedi. Şu an yok. Şu an yok. Daha girmediği için. Peki sen normalde ne iş yapıyorsun Hüseyin abi? Ben üniversitedeyim. Karabük Üniversitesi'nde işçi statüsünde. İzindeyim. İzinimizi böyle değerlendiriyoruz. Nasip ya, bu da ekmek işi. Öyle öyle. Peki balığı yakalayıp satıyor musun? Hayır. Ticari amacı yok, zevk. Burada mesela bir günde ortalama kaç kilo balık çıkıyor? Nasibini kovayı dolduran da var, almadan giden de var. Nasip. bu balık işi nasip işidir diye boşuna demiyorlar. Nasip işi, nasip işi. Peki abi bu oltanın adı ne? Olta işte. Aa, olta. Koptu mu? Hayır. Bu işte çinekop. Bu beklenen balık için hazırlanmış ama şu an olmadığı için. Ama ucuna hamsi takmadan nasıl anlayacağız? Şimdi atmıyoruz bunu. Beklemeliyiz. Öğleden sonra. Sallasak belki gelmişlerdir. Benim nasibime ha? Nasip, atarız bir deneyelim. Hadi deneyelim. Nasıl yapacağız bunu? Bu çinekop için, büyük balıklar için. Levrek de tutuluyor mu abi bunda? Ben yakalamadım. Tutan var. Bana nasip olmadı. Sana nasip olmadı. Ay evet. Bana nasip olsun inşallah. Ekibim de aç, ben de aç. Hep birlikte yiyelim ya. Olur mu abi? Verir misin bize peki? Veririm dedi. Teşekkürler. Aa, sen burada 4 tane yakalamışsın. Kaç saattir buradasın peki Hüseyin abi? 9.30'da geldim. 3 saattir 4 tane istavrit mi yakaladın? Tabii. İşte diyorum ya, nasıl bir şey? Aa, sen akşama kadar ancak bu 4 tane daha olur. Fark etmez. Balık gelmesin olur. Hüseyin abi ben şöyle yanına oturayım, olur mu? Ama dikkat et. Peki Hüseyin abi sana bir şey soracağım. Bu oltaya atarken dua ediyor muyuz? Niyetleniyor muyuz? Nasibimiz de varsa diyoruz. Ama yani, bir bereket duası nasip, etmek lazım. Ya nasip diyoruz. Çoluk çocuğun rızkı diye ha? Evet. Hüseyin abi benim için deniz böyle işte deniz havası almak, nefes, görsel, manzara, doğa. Böyle işte moralim bozulduğunda giderim, izlerim. Benim için deniz bu. Peki senin için deniz ne demek? Benim için... Bak geldi bir tane. Ne geldi? Aa, gördün mü? Benim nasibimdi bu. Ya abi ben sana diyorum, ben bereketli kızım diyorum ya. Çinekopum geldi vallahi. İstavrit bu. İstavrit ne? Bu istavrit. Ya ben çinekop sandım ya. Çinekop bu. Bunun takımı. Olsun. O da benim nasibimdi. Ben oturdum geldi. Sana... Ne zamandır gelmiyordu bu? Sabahtan beri 4 tane toplamışsın zaten. Ama sabahtan beri burada değildik. Şimdi neredeydin? Bu taraftaydık. O zaman bir tane istavrit ikimizin ortak olsun abi. Tabii olur mu? Yarısı senin niyetin, yarısı benim. Şimdi bizim için deniz de nedir? Ne demek abi? Ya
Memleket havasıyla konuşacaksak bizim orada deniz yok. Tamam. Havasına suyuna geliyoruz biz buraya. Sizin dediğiniz az önceki sakinliği ben gölde buluyorum. Kıtı yok. Hüseyin abi hiç denize düştüğün oldu mu? Yok, olmadı. Nasıl olmadı? Düşmedim. O zaman sen bayağı dikkatlisin ya. Tabii canım, dikkat gerekiyor. Peki yüzmeyi biliyor musun? Hayır. Nasıl hayır? Hayır. Şimdi denize bu kadar aşık bir adam niye yüzmeyi bilmiyor? Kimse de inanmıyor yani, yüzmeyi bilmem. Aa, yani düşsen öleceksin. Ya kendimizi kurtaracak kadar bir şey yaparız herhalde. Biz şimdi bunu attık mı, atıyoruz mu, nasıl yapacağız? Atacağız. E buna istavrit gelirse peki? Geliyor. Buna da istavrit geliyor. O zaman bir tane hamsi gidiyor. O zaman bir istavrite bir hamsi. Bir çıkanı, bir çinekopa, bir hamsi. O zaman evet. Çinekopa, bir hamsi gitmesi daha mantıklı değil mi? Yani şimdi parayla balık alıyoruz, balık yakılıyoruz. Yani işin zevkini siz düşünün. Aa! Ay! Bu hamsinin günahı ne? Günahı bizim balığı sevmemiz. Yani sen niye amaçlarına hamsiyi kullanıyorsun? Günah değil mi? O da rızkını alıyor sonuçta, ben de rızkımı alıyorum. Çinekop da rızkını alacak, ben de rızkımı alacağım. Ama biz bir hamsi verdik, çinekop bekliyoruz. Evet, nasibimize varsa. Bunu ben de bir tutayım. Peki onu nasıl attık? Nasıl yani? Nasıl? Dur ben şöyle alta geleyim. Bunu böyle, bunu fırlatmanın bir şekli var mı? Var tabii ki. O da bir teknik mi? Tabii ki. E niye bana göstermeden attın abi? Bir hamsi daha gidecek bak, ben göster diye tutuşacağım. Olur mu? Bakarız, gösteririz. Akşama kadar bekleyeceğiz elimizde oltayla. Hava kararına kadar buralardayız. Böyle vakit geçiriyoruz. E peki yenge nerede? Yenge evde. O da meraklı mı? Meraklı değil fazla. Meraklı şimdi değil. Sen gidiyorsun, balık kokuyorsun demiyorum sana gene mi oltadan geldin diye. Yok canım diye. Böyle gitmeyiz tabii canım eve. Yıkanıp mı gidiyorsun? En azından bir ellerimizi yıkıyoruz. Yani olsun, gene de balık kokuyor. Böyle sokmuyorlar zaten. Gene de balık kokuyorsun. Eve sokmazlar böyle. Yengenin adı ne? Hatice. Hatice. Evet, ona buradan selam. Selam olsun. Mı? Seviyor musun Hatice ablayı? Çok seviyorum. Ya o da seni seviyordur kesin. Yani çok şükür. Hatice ablamıza selam olsun. Balıklar akşam yemeğini bekliyor. Teşekkür ederim. Biz normalde mesela yemek yaparken ya da bir şey yaparken bu pişerken gidelim de bir işimiz var, onu da halledip gelelim diyoruz. Bunda o da yok. Mecbur yok. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Ay ne zor iş ya. Bekleyeceksin işte. Ya balık daha kıymetlendi benim gözümde, biliyor tabii musun ki abi? Ya kolay değil. 10 saat böyle bekleyeceksin, yeri geliyor 10 saat bekliyorsun. 10 saat. 10 saat yani. Peki bu balık tutma işi bir hobi abi. Hobi. Yani senin gibi bir sürü abilerim, amcalarım var böyle İstanbul'da, evet. Da bekliyorlar hep böyle sabahtan akşama kadar. Özellikle emekli amcalar beklerler, evet. Mesela. Bunu nasıl keşfettin? Valla bana ilk bir abi, hani derler ya, tut şu oltayı diye. He. Aynen öyle bir abi. Aa, bir ben de tuttum, şimdi bana da mı olacak? Bir tane de bırakamadık. Ya içinizden olacak biraz da. Peki Hüseyin abi, kendi tuttuğun balığın tadıyla satın aldığın balığın tadının arasındaki fark ne? Çok. Çok. Kendi tuttuğumuz daha tatlı oluyor. Ay. Bak heyecanlandım ben kendi de. Ben de balığı severim. Daha tatlı oluyor, daha kıymetli oluyor. Peki balıklar sence akıllı mıdır? Aklı 3 saniye, 4 saniye. Yani 3-4 saniye bir aklı var. 3-4 saniye, evet, aklı mı var? Evet. Peki bunu ölçtün mü abi? Ölçtüm değil. Yeme vuruyor, çekiyorsun. 2-3 saniye sonra tekrar vuruyor. Kaçmıyor yani. Ay abi. Kıyamam. Oradan doğru. Hani balık akıllı, evet, derler ya. Tutti geldi. Evet, balık kafası böyle. Bir gidiyor bir geliyor. Evet, evet. Demek ki o tabir oradan geliyor. Evet. Abi benim daha bir ton işim var vallahi. Gidip bir sürü yer çekmem lazım. Sen burada bekle abi. Teşekkür ederim. İlk çektiğin, tuttuğun çinekopu da benim niyetime ye. Çoluk çocuklara da afiyet, bal, şeker teşekkür olsun. Ederim. O benim niyetime atıldı çünkü. Ben öyle niyet ettim. Aa, Ören abiler var. Selamünaleyküm. Ne oldu abi? Niye kaçıyorsun? Sıkıntıladım. Niye abi? Burada reisler var. Reisler dedi. Kim var? Reisler orada. Reisler mi? Bunların patronları mı? Reisler. Asıl reis onlar. Ha, patrona siz reis mi diyorsunuz? Kaptan. Hani, kaptan diyoruz. He. Olsun abi ya, burada emek var ama ya. Baksana ağ örüyorsun resmen. Annemin dikiş ördüğü gibi. Bu elindeki tığ mı abi? Evet. He? Evet. Abi senin adın ne? Abi. Abi. Lütfen. Senin adın ne? İstemiyor musun? Yok. Ya ne olacak, iki sohbet edeceğiz abi. Sen mikrofon tut, ben sana yardım edeyim. O da mı yok? E ben kaptanlara gidiyorum o zaman. Sen beni sevmedin değil mi? Alakası yok. Alakası yok mu? Sevilirsin.
Sen niye böyle konuşmuyorsun? Evde de mi böylesin? Abi. Onda reisler var vallahi. Onlara saygıdan mı konuşmuyorsun? Onların deniz bilgisi daha çok. Ben Deniz'i sormayacağım ki, ipi soracağım. Şu an Deniz'de değiliz ki. Kaptan, kaptan nerede kaptan? O varken bize düşmez. O varken bize düşmez. Kaptan orada, kaptan kaçıyor baksana abi. O varken bize düşmez. Sen ondan, ona saygına mı konuşmuyorsun? He? O varken konuşmak olmaz bize. Niye olmaz, ayıp mı? Kaptan izin verir misin, ben abiyle hiç sohbet etmek istiyorum. Serbest mi? Bak serbest dedi. Ya nereye gidiyorsun abi? Kaptan iş bana düştü vallahi, ben örüyorum. Eskiden makrame ipleri vardı. Örüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Valla kafama göre örüyorum. Adamın ördüğü gibi örüyorum ha, ona göre. Bunu böyle çeviriyoruz. Böyle çeviriyoruz. Seninki kaçtı. Bak böyle bir ilmik atayım bari. Değil mi? Böyle. Kafama göre. Doğru mu örüyorum? Yanlış mı? Sen kaçtın, ben ne yapabilirim abi? Ya benimle sohbet edeceksin ya ben öreceğim kafama göre. Sizin dikişe de benzemiyor. Ağır zaten. Abi de bıraktı, kaçtı. Hadi işiniz rast gelsin. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.